Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonuna girerken, geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü yaptığı 100 günlük program açıklamasında halka seslendi ve yastık altındaki altınların ve dövizlerin bozdurulması çağrısında bulundu. Hatta bir salonda bulunan bir izleyici de paraları olmadığını yastık altında söyleyince, ben olanlara söylüyorum dedi. Bunun mümkün olup olmadığını, birincisi tabii ki insanların böyle bir çağrıya cevap verip vermeyeceklerini, ikincisi de verseler bunu Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara çare olup olamayacağını değerlendirmek istiyorum. Önce kişisel bir anımı anlatmak isterim. 2007 seçimleri sırasında ben Vatan Gazetesi'nde çalışırken, AK Parti'nin mitinglerinin önemli bir kısmını izlemiştim Türkiye'nin dört bir tarafında. Bunlardan birisi de Sakarya'da olan mitingde. Tesadüfen ön sıralarda bir yerde, önlerde bir yerde kendime iyi bir yerde bulmuştum. Orada Başbakan Erdoğan Sakaryalılara hitaben yaptığı konuşmada deprem evleri yapıldığını, TOKİ tarafından yanılmıyorsam, ama bunların hepsini satamadıklarını söyledi ve halka şikayet etti. Yani halktan yakındı diyelim. Niye böyle yapıyorsunuz, niye almıyorsunuz diye. Bu arada birden bir kadın paramız yok Sayın Başbakanım diye seslendi. Öyle bir an oldu ki Erdoğan da konuşması bitmişti. Tam bir sessizlik varken kadının sesi birden miting alanını kapladı. Herkes dönüp kadına baktı tabii ki. Erdoğan da baktı. Önce bir şaşırdı. Ondan sonra hiç unutmuyorum, vardır vardır hele siz şu yastık altındakileri bir çıkartın bakalım diye kadına seslendi. Burada bir kişisel olarak ilgilendiren husus da şu: o tarihte benim çalıştığım Vatan Gazetesi seçim öncesinde Erdoğan'ın mitinglerde halka yönelik bir takım sert çıkışlarını, tatlı sert diyelim ama sert çıkışlarını manşete taşıyordu ve her mitingde yine Erdoğan işte halka azarladı vesaire diye manşet atıyordu. Bu olayın ardından da kadına böyle bir kadını azarladıktan sonra diyelim, yastık altıyla azarladıktan sonra beni gördü ve bana da herkesin ortasında hadi bunu da yaz diye bana seslendiğini hiç unutmam. Bu sefer de tabii kadından sonra bütün gözler bana dönmüştü. Orada kastı tabii esas olarak bizim gazetenin, o tarihteki Vatan Gazetesi'nin onun canını epey sıktığı belli olan birinci sayfalarıydı. Onlara referans vermişti. Tabii öyle birinci sayfalar artık ne zamandır Türkiye'de yok. Bu arada onu da söyleyelim. Şimdi yastık altı meselesi bir efsane. Bu yıllardır dile getirilen bir efsane ve Erdoğan'ın da çok aslında kullandığı bir efsane. Bunun son bir örneğini 2016 Aralık ayında yaşamıştık. Hatırlayalım, çok çabuk unutuyoruz böyle şeyleri ama 2 Aralık'ta Erdoğan bir çağrı yapmıştı. Döviz bozdurma çağrısı yapmıştı. O tarihte 2 Aralık'ta 3.50'ye çıkmıştı dolar. 3.50 TL'ye çıkmıştı dolar. Bir kampanya başladı. Sosyal medyadan, normal medyadan yürüyen insanlar, kişiler ve tüzel kişilikler, kamu kuruluşları döviz bozdurdular. Sonuçta baktığımız zaman toplam bozdurulan döviz sayısı bir hafta içerisinde 724 milyon dolar. Benim bulduğum bir kayıtta, yaptığım Google aramasında bulduğum 724 milyon dolar bozdurulmuş. Ama var olan döviz mevduatı 172 milyar 373 milyonmuş. Yani düşen 1 milyar bile toplanamadı ki 173 milyar 97 milyon dolar döviz varken bir hafta sonunda 172 milyar 373 milyon dolara düşmüş.
Yani 724 milyon dolar düşebilmiş. Sonra bu faaliyetin ardından 2 Aralık'ta 3.50 olan dolar sonra 3.45'e düşüyor. Ama 12 Aralık'ta tekrar 3.51 oluyor. Daha sonra tekrar düşüyor vesaire. Ve bugün itibariyle baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıyı yaptığı günden bu yana, en son yaptığı günden bu yana da doların önce 5 lirayı aştığını ve bugün itibariyle de ben yayına girerken 5.17 idi. İndi mi çıktı mı bilmiyorum ama artık 5'in altına düşmeyeceği en azından bir müddet benziyor. Şimdi böyle bir ortamda yakında da yaşanmış Aralık 2016'da da yaşanmış böyle bir kötü bir örnekte varken, pek bir işe yaramayan bir örnekte varken insanlar dövizlerini bozdurur mu? Bozdurması için çok güçlü nedenleri olması lazım. Bir kere bozdurmalarının ekonomik açıdan onlara bir getiri sağlamayacağı ortada. Geçen sefer Aralık'ta yapılan 2016 Aralık'ında doların o çıkışının spekülatif olduğu, aslında değerinin çok daha az olduğu ve kısa zamanda bunun görüleceği propagandası yapılmıştı. Ona inananlar da olmuş olabilir ama sonra görüldü ki böyle değil. Dolar inmiyor, ineceği yerde çıkıyor. Şimdi burada da benzer bir şekilde şu andaki bulunan rakam spekülatif, aslında bunun değeri bu değil. Şimdi ben bunu satsam ekonomik açıdan da kazanırım yaklaşımının geçerli olacağını sanmıyorum. Eğer insanlar bozduracaklarsa, dövizini ve altınlarını bozduracaklarsa tamamen bir inançla bozduracak olmaları lazım. Bu inançta öncelikle Erdoğan'a inanmak, Erdoğan'a güvenmek ve bu siyasi iktidara güvenmek ve onun için gerekirse fedakarlık yapmayı göze almak anlamına gelir. Bunun toplumda bir karşılığı var. Gerçekten bir karşılığı var. Erdoğan'ın 16 yılda elde ettiği seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Mitinglerinde topladığı kalabalıklar da bunu gösteriyor vesaire. Ama şu ana kadar bir Erdoğan'ın bu açıklamasının dışında bir kampanya görmedik. Bunun olabilmesi için devlet eliyle bir kampanya da yürütülmesi gerekir. O zaman bunun toplumda ne kadar karşılığı olduğunu da görme imkanına sahip olabiliriz. Şu haliyle tahmin en fazla yürütülebilir. Ama Aralık 2016'daki örnek başarısız bir örnek. Çağrıyı yapan Erdoğan için acı bir örnek. Dolayısıyla bu sefer bunun lafını edip de ama fiiliyatta bu konuda hakikaten bir start vereceğine çok açıkçası emin değilim. Yani çünkü bir start verip, bir kampanya başlatıp, insanlardan dövizlerini, altınlarını bozdurmaları için bir kampanya başlatıp, ondan sonra bu kampanyanın sonucunda çok da iyi bir sonuç elde edememek bir nevi güven oylaması gibi bir şey olacaktır. İkinci olarak daha önemli bir husus şu, böyle bir kampanyanın bir somut hedefi olması lazım. Burada son yapılan 100 günlük programa baktığımız zaman bir somut ekonomik program, perspektif, strateji gözükmüyor. Bir takım projelerden bahsediliyor. Bu projelerin tam olarak ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı ve bunun kaynaklarının nasıl bulunacağı belli değil. Ama daha önemlisi şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan, borçlarını döndürmek için ihtiyacı olan kredileri nasıl bulabileceği belirli değil. Ve her geçen gün kurdaki yükselişle beraber bu borç daha da fazla artıyor. Yani burada kredi bulma imkanının azaldığı ya da kredinin alabildiğine pahalandığı bir ortamda borçları ödemek için halktan para istemek, yani krediyi halktan almak gibi bir basit bir formül sanki ortada. Ama bunları aldıktan sonrasının ne olacağı konusunda da bir belirsizlik var. Çünkü bunlar sonuçta borç. En fazla erteleniyor, geciktiriliyor vesaire. Şu anda Türkiye'de hükümetin, ülke yönetenlerin, daha doğrusu hükümet diye bir kavram artık pek söz konusu değil. Yeni sistemde, başkanlık sisteminde
nasıl bir ekonomi stratejisi olduğu konusunda pek bir netlik yok, hiçbir netlik yok. Ve kamuoyuna da bunlar anlatılmıyor. Genellikle yapılan bir takım komplo teorileri var. Faiz lobisi vesaire gibi komplo teorileri var. Ama son günlerde açıkçası bunların da azaldığını, çünkü inandırıcılığını kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla iş bayağı bir zor. Sonuçta bir kampanya başlatacak olsa, Erdoğan, devlet bir kampanya başlatacak olsa, bu kampanyanın, yani yastık altındaki paraların, dövizlerin bozdurulma kampanyasının ne kadar başarılı olacağı bence çok ciddi bir soru işareti. Ama daha ötesinde de belli bir başarıyı elde etse bile bu Türkiye'deki ekonomik sorunların çözümünü ne derece yardımcı olacağı bambaşka bir soru işareti. Ve bu anlamda da bu böyle bir kampanyanın Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm getirmeyeceği duygusunun toplumda da bir şekilde iyice yerleşmekte olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle de kampanyanın kendisi birazcık tavuk yumurta ilişkisi gibi oluyor, ama kampanyanın kendisi de çok başarılı olma ihtimaline sahip değil bence. İş çok zor. Bu da benim uzun zamandan beri dile getirdiğim, Türkiye'de yönetenlerin, sistemin ve yönetimin başındaki Erdoğan'ın ya da kendi yakınlarının deyimiyle reisin krizine bizi götürüyor. Ortada ideolojik ve politik bir kriz vardı. Bu ideolojik ve politik kriz büyük ölçüde muhalefetin hatalarıyla ve devlet imkanlarının alabildiğine hoyratça kullanılmasıyla hep ertelendi, geciktirildi. Ama bunun yanına siyasi ve ideolojik krizin yanına şimdi bir ekonomik boyut da eklenmek üzere. Ve ekonomik boyutun eklenmesiyle beraber bu kriz, yönetememe krizi çok daha sert yaşanacağı benziyor. Böyle bir krizi, gelmekte olan ekonomik krizi engellemenin bir yolu ideolojik ve siyasi açılımlar yapmak, perspektifler sunmak, vizyonlar sunmak. Ama benim iddiama göre Erdoğan uzun bir süredir çok ciddi bir ideolojik ve politik krizi içinde yaşamış olduğu için, yaşamakta olduğu için bunu da yapamayacak. Kendisinden başka ortaya sürebileceği çok fazla bir şey yok. Bir diğer hususta tabii burada uzun zamandır yaptığı gibi ideolojik politik olarak sürekli bir kutuplaşmayı arttırma ve güvenlik meselesi üzerinden bir sağ popülizm yapmak ve bunun da son örneklerinden birisi ne zamandır dilinde olan mesela idam cezasının yeniden getirilmesi gibi hususlarla bu krizini aşabileceğini sanıyor. Bu krizin, onun yaşadığı bu krizin bu tür geri adımlarla demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden bariz geri adımlarla çözülebileceğini sanmıyorum. Krizinin çözümü demokratikleşme, hukuk devletinin tekrardan inşası olacaktır. Ama böyle bir eğilim söz konusu olmadığı için bu kriz yanına ekonomik bir krizi de ekleyerek daha da şiddetlenecek benim görüşüme göre. Ve buradan halka bunun yükünü yükleme çabasının belli bir anlamda başarılı olabileceğini ama bir aşamadan sonra bunun da çok etkili olamayacağını düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.